Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle limon tuzsuz turşu kuruyoruz. Karşınızda salatalık kornişon turşularım, yani turşu olacak salatalıklarım, biberlerim var. Sarımsakları suda bekletiyor. Sarımsaklar da kolay soyulsun diye şu an suda bekliyor. Şimdi bunu 3 kere bir yıkayacağım. Biraz karbonatlı suda da bekleteceğim. Şimdi ilk suyunu attım. İlk kez limon tuzsuz kuracağım. Normalde limon tuzlu 2 tane tarifim var. Bir tanesi Maraş biberi turşu suyu. Gerçekten çok güzel bir turşu. Onu kesinlikle biberi bulabilirseniz tavsiye ederim. Bir de salatalık turşusunu önceden kurmuştuk. Ama o limon tuzlu bir tarifti. Şimdi limon tuzsuz bir limon kullanarak bir turşu kuracağız. Çok heyecanlıyım. Birlikte sonunu da görmüş olacağız. Şimdi ben bunları 3 kere yıkayayım bir. Daha hızlı mayalanması için birer kaşık hepsine nohut koydum. Nohutun üstüne sarımsak koyacağım. Sarımsağın üstüne salatalıklar, salatalıkların arasına yine sarımsak ve en üstüne de bir limon koyacağız. Devam. Şimdi diplerine sarımsaklarımızı da attık. Şöyle turşuları doldurmaya başladım. Turşuların şu baş kısımlarını, arkalı önünü kesiyorum ve içine atıyorum. Şimdi bunları da dolduralım. Gördüğünüz üzere salatalık ve biber turşularımı altına sarımsak ve nohut geldikten sonra üstüne de koydum bu şekilde. En üstüne de kalan sarımsakları yerleştirdim. Ben sarımsak turşusu çok seviyorum. Size de kesinlikle öneririm. Çok güzel tadı var. Şimdi 1 litreye 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 kahve fincanı sirke koyacağız. Şimdi benimki genel olarak 2 litre olduğu için büyüklükleri, ona göre ayarlama yapacağım ben şimdi. 2 litrelik, yaklaşık buna 2 litre kavanoza 2 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Tepeleme koymayacağız bu noktada. Tepeleme koymayacağız. Birer tatlı kaşığı, bunlar da tepeleme değil, şeker koyuyorum. Bu kaplarım 2 litreye yakın olduğu için 2'şer kaşık koyuyorum. İçine limon koyuyoruz. 2 litreliklere 2 fincan üzüm sirkesi. Kötü kokuyor ya. Sesim gitmiş. Yani, üstünü tabanı zorla çalıştırıyorum. Tamam. Sonrasında da sıcak suyumuzu koyup kapatacağız ağızlarını. Şöyle olanları ben şöyle köşeye çekeyim. Sirkelerini koyduk. Sıcak sularını koyuyoruz. Sıcak sulardan sonra kapatacağız. Son halimiz böyle. Turşularımı kapattım. Ters çevirdim. Şimdi bir gün, yani yarın, şu an ben gece kurmuştum. Yarın akşam bunları tekrar düze çevireceğim. Bir gün böyle kalacak. Ve sonrasında da karanlık odada bekleteceğim. Şimdi sıcak sudan kurduğumuz için bir haftaya turşularımız hazır olur. Ama ben bir hani küçükleri açarım yüksek ihtimal bir haftaya. Hani o sıra bir görürüz hep birlikte. Olmuş mu olmamış mı, tarifi ne kadar tutmuş diye. Sonrasında da büyükleri de bir 3 hafta sonra açmayı planlıyorum. Afiyet olsun herkese. Yapanlar yorumlara gelsin. Turşumu açtım. Gerçekten mükemmel olmuş. 1 litre kaba. Zaten tarifi verdim. Yeniden tarife geçmeyeyim. Tarif için geriye dönmeniz gerekir. Şöyle bakın, bir taneyi de kırdım daha demin de. Şöyle büyüklerden mi açayım bir tane? Küçük mü açayım dedim de. Gerçekten harika. Ya tadı çok güzel, kimyasal yemediğinizi görüyorsunuz. Kütürtüyü duydunuz mu? Görüyor musunuz içine? Gerçekten tadı çok güzel. Tarifi yapanlar, uygulayanlar, yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.